Arkadaşlar, herkese iyi geceler diliyorum. Saat gece 1. Biz Microsoft SQL Server'da video çekimlerine devam ediyoruz. Bizim için herhangi bir saat ya da koşul önemli değil. Sağlığımız el verdikçe, çok özel bir durum olmadıkça video serilerine devam edelim. Çünkü mümkün mertebe ne kadar çabuk bitirirsek bir sonraki eğitim programımıza geçmek bir o kadar hızlı olacak. Ama benim bu kadar acele ettiğime bakmayın. Siz yavaş yavaş ilerleyin, oturtura oturtura devam edin. Yani anlamadığınız noktaları tekrar tekrar izleyin, tekrar tekrar uygulama yapın. Benden size nacizane bir tavsiye arkadaşlar. Şimdi case yapısını öğrendik, if yapısını öğrendik şartlarda. Döngülere geçmeden önce son bir şart yapısını daha anlatayım. Bu da yine if yapısına benzer ama bu if şeklindeki bir yapı. Tamamen aslında case yapısına benzer bir yapıda ama çok daha basit bir şekilde yapabileceğiniz işlemlerde if yapısını kullanmak sizin açınızdan hem zaman maliyeti hem de karmaşık yapılardan uzak durmanıza yarayacak bir şart yapısı arkadaşlar. New query diyelim, bir sorgu alanı açalım. If yapısı arkadaşlar Excel'deki eğer yapısıyla birebir aslında. Bir mantıksal sınama var. Mantıksal sınamanın sonucunda doğru ya da yanlış şeklinde bir yapı döndürüyor. Excel'deki de birebir aynı arkadaşlar. Hemen şuraya sintaksını yazalım. If yapısından sonra bir parantez mantıksal sınama. Sınamanın doğruluğu açısından eğer doğruysa doğru olarak döndürür. Eğer yanlışsa yanlış olarak bize döndürme işlemi yapar arkadaşlar. Hemen çok basit bir şekilde örnek olarak geçelim. Hemen hazır zaten fonksiyon olarak burada hazır if yapısı. Örneğin 2 büyüktür 1'den ise ne yazdırsın arkadaşlar? Şuraya doğru yazdırsın. Hemen şöyle doğru diyelim. Eğer sınama yanlışsa, mantıksal sınama yanlışsa şuraya da yanlış yazdırsın. F5'e basalım. Gördüğünüz gibi yapı doğru olarak döndü. Çünkü mantıksal sınama içerisindeki 2 birden büyük olduğu için. Şuraya 1 yazarsak sonuçta önce hemen kontrol edelim. Execute ettik. 1 birden büyük olmadığı için bize yanlış sonucunu döndürdü arkadaşlar. Örneklere devam edelim. Böyle yavaştan başlayarak ileriye doğru, biraz daha karmaşık yapılara doğru daha güzel kafaya oturur diye düşünüyorum. Bir declare yapalım. Ne diyelim buna? Mesela isim 1 diyelim. Varchar 10 yapısında. Bir de isim 2 olarak yine varchar 10 yapısında bir değişken tanımlayalım. Set isim 1. Buna ne diyelim? Mesela anlaşılır diyelim. Set isim 2'ye de ekonomi ismini verelim. Şöyle bir şart yazalım isterseniz. Select if ikisi iki kelimenin anlaşılır ve ekonomi iki kelimenin uzunluklarını karşılaştıralım. Yani başka bir fonksiyon kullanacağız. Len fonksiyonu uzunluk açısından arkadaşlar. Parantezi açtım. Dedim ki isim 1'in uzunluğu büyüktür. Len isim 2 uzunluğundaysa ne yazsın? Uzun. Yani mantıksal sınamamız isim 1, isim 2'den uzunsa kaç bakalım bu arada? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doğru değil mi? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 7. Yani sınama doğru olarak dönecek. Yani sonucun uzun olarak mesaj kısmında, sonuç kısmında yazdırması gerekiyor. Geldim. Eğer şart mantıksal sınama doğru değilse yanlış sonucunu döndürecek. Bir tane de böyle takma isim yazalım. Karakter uzunluğu sonucu diye. Şuradan itibaren çalıştıralım. Execute edelim. Ne oldu? Uzun yapısı geldi. Eğer tam tersi bir sınama yaparsak yanlış sonucunu bize getirecek arkadaşlar. Şuraya yanlışı kısa mı yazsak?
kısa da yazabilirsiniz. Uzun da neyse. Önemli olan buradaki mantığı kavramak arkadaşlar. Şurayı da yorum kısmına ekleyelim. Başka ne yapalım? Şu master'da değil de hastane veri tabanına bir geçelim. Orada neler yapabiliriz diye bakalım. Select yıldız from hasta tablosunu getir. Yine case yapısını da yapmıştık herhalde ilk girişinde. Buradan aynısını yapalım. Mesela hasta cinsiyeti K olana kadın, E olana da erkek olarak yazdırma işlemini if yapısıyla yapmaya çalışalım. Select hastanın adını getirsin. Tabii ki her zaman yaptığımız gibi isim soy ismi burada birleştirme işlemi yapalım. Hasta soyad getirsin. Buna ad soyad ismini verelim. Sonra aşağı inelim. Cinsiyet diyelim buraya. Cinsiyet ismini verelim. Şöyle fonksiyon yapısını if'i açalım. Diyelim ki hastanın cinsiyet değil mi? Tamam, bazen cinsiyeti yazıyorum, onu karıştırıyorum. Kabul etmiyor tabii ki. Hasta cinsiyet eşittir E ise şöyle ne yazdıracak arkadaşlar? Erkek yazdıracak. Eğer değilse kadın yazdıracak. Çünkü zaten iki tane koşulum var benim burada. Burayı kapattım. Nereden alacak arkadaşlar? Hasta tablosundan alacak. Bir tane de order by yazalım. Neye göre? Ad soyad yapısına göre. Şimdi şurayı çalıştıralım. Execute edelim. Ne yaptı? Bize ad soyadı ve karşılığındaki cinsiyetleri getirdi arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 5000 veriyle. Gördüğünüz gibi mesela burada Aleyna Yalgı kadın, Ali Kırkız erkek. Yani aslında if yapısını kullanıp case yapısında yaptığımız gibi onlara karşılık gelen yapıyı daha basit bir şekilde getirmeyi sağladık arkadaşlar. Şimdi başka ne yapabiliriz? Şurada benim bir örnek diye bir veri tabanım daha vardı ya. Müşterilerin olduğu, yanlış hatırlamıyorsam, örnek veri tabanıydı. Orada bir bakalım neler var. Select from müşteri. Burada yaşları da hazır bir şekilde var arkadaşlar. Mesela buraya ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapalım mı? Mesela yaşları üzerinden gidelim. Yaşların ortalamadan fazla mı yoksa az mı şeklinde bir yapı kullanırım. Hem if yapısını böyle iç içe de kullanmış oluruz burada. Şurayı da şöyle bir şura lazım olabilir ya. Şura dursun. Yaşların ortalamadan fazla mı az mı olduğunu hesaplayacak bir yapı yapalım arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Öncelikle bir değişken tanımlayalım. Buna ortalama değişkeni diyelim. Float yapısında olsun. Sonra set edelim bunu. Yani yapıyı kurgulayalım. Eşittir. Select average yani ortalama. Yaş yani şuradaki yaş yapısında olacak. Nereden olacak? From müşteri tablosunda olacak. Şimdi şurayı kapattık. Şimdi aşağıya tekrar if yapısını kurabilmek için bana neler getirecek? Ad getirsin arkadaşlar. Ad ve soyadı burada da birleştirelim tekrar. Ad soyad şeklinde birleştirelim. Buna bir takma isim koyalım. Ad soyad takma ismini verdik. Başka ne getirsin? Cinsiyeti getirsin. Şuradaki cinsiyeti getirsin arkadaşlar. Sonra neyi getirsin? Ortalamayı getirsin. Yani yaşların ortalamasını bir sütunda getirsin. Buna da ortalama ismini verelim. Şöyle ortalama ismini verdik. Virgül. Aşağı doğru devam edelim. Şimdi amacımız neydi bizim? Yaşların ortalamadan üzerinde mi ya da değil mi? Bu şekilde bir yapı yapmam gerekiyor. Yaşı da getirsin bu arada. Yaştan sonra fonksiyonu açıyorum arkadaşlar. İyi fonksiyonu açıyorum. Yaş eğer büyükse neyden arkadaşlar? Ortalamadan büyükse ne yazdırsın? Ortalama yaş üzeri olarak yazdırsın. Eğer değilse
Diğer bir şartı giriyorum. Yine iç içe bir if yapısı kullanacağım. Yani if'i tekrar açıyorum arkadaşlar. Yaş küçükse ortalamadan. Bu da ikinci şartım. Bu sefer ne yazsın? Ortalama yaş 6 olarak yazsın. Eğer bu şartlar gerçekleşmiyorsa, yani şu anda küçüktür ve büyüktürü bilerek kullandım. Küçük eşit dedi, büyük eşit demedim arkadaşlar. Yani eşitse, yani mümkün değil muhtemelen de. Çünkü yapıdan dolayı yaş tamdır. Muhtemelen ortalama bir ondalıklı sayı çıkar. Ama ben sadece burada örnek vermek için. Eğer bu şartlar sağlanmıyorsa da ortalamaya eşit diye bir kavram yapsın. Şimdi birinci parantezi kapattım. Bu birinci parantezi içerideki if'in parantezi arkadaşlar. Diğer parantezi de kapatırsam ilk if'ten itibaren herhangi parantez problemim kalmayacaktır. Buna da ne diyelim? Ortalama kıyas ismini verelim arkadaşlar. Nereden getirecek bunu? Müşteri tablosundan getirecek. Bir order by yapalım. Ad soyada göre yapsın. Şimdi şurayı şuradan deklerden itibaren aldım. Şimdi burayı çalıştırdığımda bana ne getirecek arkadaşlar? Ad ve soyadı birleştirilmiş şekilde yani sütun ismi ad soyad olan yapıyı getirecek. Sonra bu arkadaşların cinsiyetlerini getirecek. Bu arada 1 milyona yakın satır var. Onu da şimdi dikkat ettim. Daha sonra ortalamayı getirecek. Yani buraya bir ortalama sütunu açacak. Sonra kıyaslamanın sonucu olan ortalama kıyas isimli bir yapı getirecek, sütun getirecek. Ortalamanın üzerinde ise ortalama yaş üzeri, ortalamanın altında ise ortalama yaş 6. Yine mümkün mertebe olmayacak. Ortalamaya eşit. Bu da tamamen şu anda örneği verebilmek için uydurduğum bir şey arkadaşlar. Şimdi execute ettim. Çalışıyor bu arada. Toplamda bakın şu anda 4-6 geçiyor şu anda geçen süre. Biz işimize bakalım. Ne yaptı? Ad soyadı birleştirdi, getirdi. Cinsiyeti getirdi. Ortalamayı getirdi arkadaşlar. Ortalama yaşların tüm ortalaması 46.497 imiş. Yaşı getirdi ve sonuçta kıyası getirdi. Şimdi 67 ortalamanın üzerinde olduğu için ortalama yaş üzeri. 46 ortalamanın altında kaldığı için ortalama yaş 6. Yaş üzeri, yaş 6, yaş üzeri bu şekilde bir yapıyı kullandık. Bunu case yapısıyla da kullanabilirdik ama if yapısı bu tarz işlerde çok daha pratik işimize yarayacak bir yapı arkadaşlar. Bu şekilde şart yapılarını da bitirmiş olduk. Ne öğrendik? Case yapısını öğrendik, if yapısını öğrendik ve if yapısını öğrendik. Bunlar önemli yapılar arkadaşlar. Yeri geldiği zaman farklı farklı noktalarda farklı farklı şekilde kullanmamız gerekecek. Bundan sonrası da bir de döngüler var. Döngüler yapısını da bitirirsek bunlar aslında yabancı değil sizlere. Bu yapılar. Excel Video'da da bunlar üzerinde işlemler yapmıştık. Ama dediğim gibi mesela işte şart yapıları olsun, döngüler olsun bunlar aslında programlama dillerinin tamamında var. Sadece sintaks yapıları biraz farklı. Üstlendikleri görev birbirlerine benzer yapılarda arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle.